Bakalım bu hafta hangi şampiyonlar gelmiş. Etkili servis. Hafta hafta burada etkinlik oluyor. Bu hafta gelen karakter böyle biriymiş. Şu anda karaktere ihtiyacımız var mı? Oo, burada daha güzelleri varmış. Daha güzel dediğim görünüş anlamında falan. Yok öyle değil. En azından kullanımına daha hakim oldum. Mesela Musketeer değil mi? Evet. Musketeer'in. Çok güzel ya. Slasher efsanedir. Peki biz şu anda ne varsa alalım mı? Yoksa ihtiyacımız olduğunda mı çekelim? Mesela sen de gel. Siz ikiniz kalın şimdilik. Neye ihtiyacım olduğunu kestiremiyorum çünkü. Şu anda daha tanıdığım şampiyonlarla gideyim. Peki herhangi bir trinket'ımız var mı? 3 tane bulmuşuz zaten. Burası göründüğü üzere kilisemiz burada stres falan atıyor elemanlar ama şu anda stres barı bir tek bunun var. Bu da önemli ama ya. Önemli bu. Bizim şifacımız bu çünkü. Sende vardı öyle bir yetenek ama iki kimseyi hayata tutacak kadar değil. Sende yok. Nasıl yapacağız? Mesela sende var mı acaba? Bakalım. Zehir varmış vesaire var. Bu ne? Bir yok ya. Olmaz. Olmaz. Yok sende. Aslında bayağı kullanışlı yetenekleri vesairesi ama şimdilik kalsın. Buraya bütün gelen şampiyonları, kahramanları, kişileri. Bunlara ne diyeceğiz biz? Hepsinin şeyi farklı çünkü. Klası farklı. Neyse burayı anladınız. Buraya gelen bütün elemanları burada bir takım oluşturup onun içine dahil edelim. Yoksa çok çorba oluyor. Ya da ölmek üzere göndereceğimiz falan olur. O zaman da bakarız. Tavernimiz varmış. Upgrade ederek hem daha fazla slot açabiliyoruz hem de daha efektif, daha ucuza. Bütün mesele bu. Burayı ayağa kaldıracağız ama en önemlisi bu. Karavan yani. Çünkü buraya gelen şampiyonlar daha yüksek seviyede olduğu için çok işimize yarar. Bir de kampçımız var orada. Kendi başına köyden ayrı hayatta kalıyor. Peki. Şunu upgrade ettim mi? Ben bir defa ettim gibi hatırlıyorum. Evet etmişim. Şimdi listeyi 39'a çıkarmanın bir manası şu an için yok. Şu çok önemli. Bu da önemli. 4 tane gelsin. Şu. Şimdi bu gelen şampiyonlar 0 level ya. Burayı ne kadar arttırırsak seviye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tamam öyle. Yani hazır güçlendirilmiş geliyor anlayacağınız. Onu yapmak için de ne gerekiyor? Şu ikisini upgrade etmem lazım ama açılmamış bile. O yüzden şimdilik şu bizim için çok önemli bu arada. Şu kağıt parşömen parçası var ya şu harcadığımız şu anda. Tamam burası 4'te kalsın. Bir dahaki hafta geldiğimizde daha fazla zımbırtı olacak. Paramız yetmiyor ki. Bu da DLC market. Ama bunlar trinket satıyor. Şunları almamız lazım ama çok pahalı. Şu an alamıyoruz maalesef. Tek kafamdaki soru işareti seni idare edebilir miyiz? Ya da daha kötüsü sen bizi idare edebilir misin? Dismas, Reynold falan taşır bunu da senin stres seviyen beni biraz korkutmuyor değil. Ve elimizdeki tek prize bu. Bunun ölmemesi lazım. Bak hepsi ölebilir ama bunun ölmemesi lazım. Ölmemesi lazım. O yüzden seni ölümsüzlük abidesinin ismiyle kaydedelim. Rose'yi kalsın. Moonbile kal. Şifa yok sende de değil mi? Bakmıştık gerçi. Kendine şifacı Müslüman olmaz. Hadi gidelim o zaman ya. Şimdi olağan şüphelilerle yola devam edebiliriz ama
Bu orta neden? Neden? Yok, yan etkisi çok fazla. Yan etkisi fazla. Ne o? Güzel. Aslında şifa yeteneklerini acayip artırıyor ama 10'da dayanıklılık azaltıyor. Yoksa eksi 10'a mı düşüyor? Sadece onu merak ettim. Hatta o yüzden sırf 10'a gidebilirim. Sadece barbar sınıfın için %15 maksimum can artırma. Suit Slayer'da bizde yok. En mantıklısı şu gibi duruyor. Orta uzunluktaymış. Peki biz seviye 1 elemanlarımızla mı gidelim? Şu bana lazım olur mu? Olmazsa döner miyiz? Bir dakika ya. Denemek istiyorum. Bu bir risktir. Sen inançlı olduğun için kilisede kafayı çekme. Sen kilisede takıl biz gelene kadar. Senin yerine şimdilik pozisyon 4. Evet, güzel. Güzel yetenekler gelmiş. Öndeki iki ne yapıyor? Ha, güzel. Defanslarını azaltıyor. Kanama falan da vuruyor galiba. Enteresan bir şey. İşaretlenmişlere çok fazla vurur. Acayip fazla vurur. Ufaktan da can basar. Olur. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki. Biz sana hangi kıyafeti vermiştik ya? Tabii ki de Bloodborne'u vermiştik. Gelir misin? O kadar fazla skin yüklemişim ki ben de kaçırıyorum. Tamam, böyle iyiyiz. Böyle iyiyiz. Şu anda hiçbir şey güçlendiremiyorum. Sadece atacağım bir şey de yok. O zaman alışverişe. Ön hazırla. Bu şimdi orta uzunluk olduğu için orta uzunlukta bir tane veriyordu, değil mi? Aynen. Son uzunlukta yani long olduğu zaman iki tane veriyordu galiba. Öyle yaparız. Belki ihtiyacımız bile kalmaz ama emin de değilim. Biz ne olur ne olmaz şöyle yapalım. Abartmaya da gerek yok. Denge kurmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Bu lazım olur. Acaba 4 engel çıkar mı? İşte orta uzunluk bilemiyorsun ki, çıkabilir. Yani şunun yarısı kadar demek yanlış olur ama. Ya 6-8 tane falan lazım ya orta uzunluktaki bezinden için. Kürek sadece engelleri aşmıyor bu arada. Hazine falan da açabiliyorsunuz. Aynı şekilde. Elimizde bir tane bulunsun bunlardan. Sadece 4 tane. Buna şu anda gerek yok. Mümkün mertebe şöyle kalalım. Aşağıdakilerden tamam. Yemek idare eder mi bize şimdi? Acıkacağız, acıkacağız. Orta uzunluk. Orta uzunlukta 16 mı acaba? Farkındayım ama dönüşümüzde parayı toplayacağımız için şuna ve şuna harcadığınız paraya kıymayın. Öte türlü zarara girersiniz. Şu önemli aslında ya. 4 tane de şundan alalım, hadi gidelim. Bakalım ne gelecek başımıza. Fena değil. Takımımız şimdilik fena değil. Ama o her dörtlüyü kendi içinde bir takım da oluşturabiliriz. Ya da her round biri sonuçta dinlenmeye falan hastaneye falan çekilecek ya. O yüzden her seferinde böyle karma komp mu yapalım acaba? Karar veremedim. Sanki öyle daha mantıklı gibi. Ama öyle bile olsa şey lazım şu anda, şampiyon lazım. 5 taneyle olacak iş değil o. Kurtarmaz yani. Hadi gidelim. Sıralamada bir hatamız yok. Problemimiz yok. Görevimiz bütün odalardaki şu oda, mesela bu odalar boş. Daha da yakınlaşayım şöyle. Bunların içi boşmuş. İçi şöyle olursa, şöyle ya da içinde herhangi bir şey varsa zaten muhtemelen savaş vardır. İçerisinde savaş olan odaları temizle diyor. Şimdi buradan gidersek bir savaş yapacağız. Yapalım. Bir kendimizi test edelim bakalım. Normalde bu oyunda gereksiz savaştan kaçınmak daha mantıklı. Arkadakilere stun mı zehir mi? 15. 15 can var. 4. Bence bir an önce saldırıya geçelim. Ve zehir yemiyorsun sen. Tabii en fazla hasar sende olduğu için hiç acımadılar. 5-9. Yani hepsine vurmak daha mantıklı. Artı crit şansları arttı. Mesela 6-10. 5-9'du, 6-10 tekilde.
Bunlar ölebilir mi? Ölebilir. İkisi de ölebilir. Öldü. İşte silahşör sınıfının güzelliği. Of. Doktor crit yemen hiç güzel olmadı ha. Demek ki gereksiz şeylerden kaçınmak daha mantıklı. Zehir var üzerinde. Öldün. Ne kadar heal'lıcağını da yazmıyorsun ama zaten 2'ymiş. Acaba gitgide daha mı fazla heal veriyor? Çünkü kazanılan can diyor %20 artıyor. Bir dahakine mesela 3 mü basacak? Öyle bir şey de olabilir. 6-10. Aslında daha fazla... O crit verdi 4. Güzel. Bir daha gelirse turn bakacağım ona. Sen zehirden öldüğün için ama kanama gerekmiyor. Bunlarda kanama direnci %200. Full yani. %200 full bu arada. İkisi de öldü ya. Geçmiş olsun. Güle güle. Güle güle. O doktora çok güzel item geldi be. Şans işte. Pest doktor dediği bu zaten. 8. Aynen 8 prezisyon gelmiş. Şurası artı 8 oldu artık. Diğerleri de 0 olması itibariyle skill kaçırıyoruz. Peki yemeklerden ne haber? Acıkacağız. 4-4-4-4 gidecek. 5 defa acıkma imkanımız var ama o kadar acıkmayız gibi be. Birer tane atın ağzınıza devam edelim. Üzerinde herhangi bir işaret olmayan zımbırtılara bulaşmayın. Durduk yere oyununuz mahvolur. Mesela bir anda 30 stres yer burası böyle dolar. İşte uyuzluk değil mi? Öyle yapmışlar. Üzerinde bir curio işareti yoksa curio. Bunlardan zarar geldiğini şimdiye kadar hiç görmedim. Mesela bunda var. Diyor ki şunu kullan. Kullanalım. Eğer ki dümdüz mal gibi açsaydık şu anda ya elimiz kanıyordu ya strese giriyorduk yani. Buraya kadar boşuna gelmiş olmuyoruz tabii ki ama acıktık ya. O yüzden yol önemli. Neyse yemeğimiz var çok da dert etmeyeceğim. Dünyanın en boş item'ı geldi. 4 gitti gitsin yapacak bir şey yok. Günlük topluyoruz ya bu zindandaki galiba şeyin günlüğü bu da. Bakayım yazmıyor kişinin adı ama. İnsan bir isim yazar lan. 61 sayfasının 15'e. Nereden bulalım biz hepsini? Neyse buldukça götürürüz ya. Bize ne? Bak burası zorunlu değil. Çünkü odaları... Aynen. Odaların içerisini temizlediyor. Gereksiz yere oraya gidip kendimi strese sokamam. Bir de onun geri dönüş yolunun uzadığını düşünün. Mantıksız. Bir tane şey varmış, kuryo varmış. Yani açılacak bir şey ama içinden hazine çıkacağı garanti değil. Hani belki meşale, belki başka bir şey bilmiyoruz. Onun içinde de mesela böyle bir şey değmez, dokunma. Şimdi tuzak 60-90 tuzaklardan dismiss anlıyor. Sen ki koskoca Bloodborne üstadısın, sen çözmeyeceksin de kim çözecek? Şu tarafa gel. Mesela bunu temizlemem lazım zaten. Tek yön olduğu için de. Neyimiz var neyimiz yok. 4 meşale kalmış öyle çatır çatır abanmayalım. Tabi ışıktan dolayı siz şok oldunuz. Bizi daha da şok edelim. Şunu alır mısın? 6-10. 6-10. İkisi de gitti güle güle. Senin prezisyonun da yok. Neden ıskalamıyorsun? Çok acayip be. Güzel, güzel hasar çıkarıyoruz. Şey çok iyiymiş, çok beğendim. Muhtemelen şey, ne denir ona? Oyunun kendi karakterlerinden biri, modla yüklemedim. DLC ile mi ne geliyordu? Şimdi buraya da şundan istiyorum. Mesela bu çok lazım demiştim zaten. Bununla hem para topluyoruz, hem negatif etkileri kaldırıyoruz. Işığa şaşırırsınız. Ya da doktorun kıyafetine şaşırıyorlar anlamadım. Ama bu doktor zaten şeymiş. Kadın yani. Kadın doktor. Erkek olsa ne olacak? Pembe giyemez mi kardeşim? Ben seviyorum pembe rengi ya. Şimdi seni ortadan kaldıramıyorum. Belki bir ihtimal. Çok zor bir ihtimal. Çok zor.
Yani %50'nin altında ya. Ölmesi. %40 ihtimal yok. Evet. Bilemedim. Daha az. Peki öndekileri ne yapacağız? Şunun defansı fazla. Ben buldum ne yapacağım. Şuna bir şekilde hasar vereyim. Zaten ölmeyecek. Ama sıra Dismiss'a geliyor ya. Üçlü atışı vurur. Aradan çıkarız. 6. Crit vurmazsa hayatta kaldı demektir. Kalsın. Yapacak bir şey yok. Doktora geldi mi geldi? Güle güle. Neden önce buna saldırıyorum? Çünkü bu ne denir buna ki? Manyak ya bu adam. Bir şey denmeye gerek yok. Bu adam hepimizi strese sokuyor. Bunun hiç normal hasar veren bir yeteneği yok. Sadece stres barına çalışıyor. O yüzden önce bunu temizleyin. Şimdi stun'ımız var ama olur yer. Stun da yer. Önemli değil. Şimdilik Dismiss'a ben pozisyon hazırlıyorum. Sen dayanırsın, sana bir bok olmaz. Yapma işte, ona saldırma bak. Akşama kadar buna vurabilirsiniz, problem yok ama Rosa'ya dokunmayın, Rosa'ya. Çok güzel orta açtım, bilmem farkında mısınız? İskeletler bu arada, iskeletonlar zehirleniyor ama kanamıyor. Şunun için uğraşıyorum sabahtan beri, bıraksalar üçlü alacaktım. Oo. Dismiss'in tabii dodge'u da var. Şimdi sen zaten deadlere 15 fazla da vuruyorsun. 6-11. Her türlü ölmüşsün sen. 3-6. Mesela bu Werfield dediği şey bunların Ausweich, şu Ausweich var ya ABV'nin altında. Çeviklik ondan kaynaklanmıyor. Bu Keko'nun ıskalaması yani prezisyonun sıfır olmasıyla alakalı bir şeydi. Her neyse. Şundan bir tane daha hasar yemek istemem. En öndekine de vuruyor. Ne güzelmiş ya. En arkadan bütün pozisyonlara hasar verebiliyor. Müthiş, müthiş. Müthiş. Sen bir tane de sen çek. Yolumuza devam ediyoruz. Kaç odamız var? 4 odamız var. Yeter gibi kaynaklar ya. Bak ama görünmüyor ki. Yok bir şey olmadı, olmadı. Ne oldu? Kendini aldı. Allah kahretsin. Seni bir an önce unuttum. Kleptomanisini şey yapmamız lazım. Hemen tedavi etmemiz lazım. Allah'tan yemeği falan çalmıyor. İçeride bir şey olabilir. Olabilir. Var. Senden bir crit çıkmadı şimdiye kadar Dismiss. Hiç yakışmıyor. Şuna bir an önce şunu basmam lazım. Onu abanıyorlar. Arkaya yok. Stun da atabilirim ama şimdilik gerek yok. Bir an önce mesela ön tarafta burst olsaydı şurayı stunlayıp bir an önce onu yok ederdik ama mesela bu kanamayı da durduruyormuş. Bandajımız yok mu? Var. Sıra sana gelince bandaj basarız. Niye ki bu telaş? 6-10 lütfen. Oho. Sakin ol. Sana hiçbir şey olmaz. Ama senin hasarına da ihtiyacım var. 6-11, 7-14, 7-14. Olur. Olur tabii ki de. Ya Crusader'lar bir başka ya. İki kişiyi kestirmişler gözüne, fark ettiniz mi? Dismiss'a falan hiç selam veren bile yok. Oğlum ışığımı oynamayın. Mesela biri ıska, biri kendisi dodge'ladı yanlış görmediysem. Şu oraya yetişmiyor ama şu yetişir. Tamam, senden bir zarar gelecek değil artık. Önce şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Muhtemelen bu onun işini bitirecek. Biz de sana zemin hazırlamış olalım. Güzel doç. Güzel doç. Yani hak ettin. Güzel de para geldi be. Şunun olduğu gibi dokun işareti var. Ellemiyorum o yüzden.
Ne geldi? Of, tam ihtiyacım olan şeyler be. Buff geldi. Oturup şunu kullanana kadar yani ya da zindandan çıkana kadar yani kalıcı olarak bir sonraki molaya kadar. 10. Of, keşif de geldi, scouting. 10 dodge geldi. Artı 15. Bütün hasarı indirgeme geldi. Müthiş. 2 tane oda kaldı. Yalnız toplam 4 savaşımız var. Bu biraz fazla. Bu biraz fazla. Artık oturamayız. Kamp kuramayız çünkü 8 yemek. Ya da şöyle yapabiliriz. Bir kez otururuz. Daha da hiç yiyeceğimiz falan olmaz. Gideceğiz, geri geleceğiz. İçeri girip kesin acıkacağız yolda. Yolda kesin acıkacağız. Demek ki daha fazla yemeğe ihtiyacımız var. Yapacak bir şey yok. İki tane savaşı kaldıracak şey yok ki. Stres barı yok. O yüzden ben şunu basalım diyorum. 8. Mesela stresi azaltmak için lazım. Lazım. 4 kullansak ne olur demeyin, stres azalmıyor. Artık yolda bir şeyler buluruz. Başka şansımız yok. Güzel olur, güzel olur. Bunlar şu anda ihtiyacım yok. Kendine güzel buff veriyor. Birine %35 ya da %50 can basacak. Şuna mesela atabiliriz bunu. Mesela dostum, bu çok güzel olur. Hepimizin stresi azalıyor. Bizim yolumuz kutsal, o yüzden ışığı önümüze alacağız. İçiniz rahat olsun dedi. Herkesi bir rahatlattı. 15 daha şunun stres barını da azaltabiliriz ama 7 puanımız varken şu çok önemli 1, şu çok önemli 2. Yani 3 puan orada, 4 de burada, 7 bitti o zaman. Geçmiş olsun. Ama bunlar bizi güzel taşır. Ne? Ha, yan şeyi de varmış. Değer mi? İki hız azalması için değer vallahi ya. Şunu basayım da gitsin. Yapacak bir şey yok. Can da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Şu an zindanın sonuna kadar savaşa hazırım, hadi gidelim falan diyor. Kamptan kafamızı kaldırdığımız gibi pusuya da düşebiliyoruz bu arada. Ya tek korkum ne biliyor musunuz? Acık, mamak, yemek yok. Lütfen şu yoldan dönerken acıkmayın. Şunun stres barı çok ilerlemişti. Yapacak bir şey yok. Bunlar güzel karakterler. Bunları öldürtmesek iyi olur. Mesela öndekileri şu anda burstleyebilirim. 3 kişiler. 2 kişi değiller. Şuna stun atar mısın? %10'dan daha at bir zahmet. Direnç. %10. Hiçbir şey. Kanamayacağı için saldırının yarısı boşa gider. 6-11. Dismiss, senden beklediğim buydu. Senden de beklediğim buydu Rosa. Güzel. Bahsettiğim buydu. Eğer ki öndekileri burstleyebiliyorsak arkaya stun atın. Mantıklı. Ama öndekilere burst hasar vermiyorsan bir an önce saldır. Onu kim vurur? Onu Dismiss vurur ya. Ona bir buff verelim. Hasarı hayvan gibi artsın. Geçmiş olsun. Bakmıyorum bile. Can yok, can. Lütfen şuradan bir şey çıksın lütfen. Lütfen yemek falan ver. Para verdi gene. Ama yapacak bir şey yok. Işık var mı? O da yok. Son meşale. Çok zor durumdayız ya. Öteki oda ümit ediyorum iyidir. Mesela şimdi. 6-11. Çok zor bir ihtimal ama. Neyden öleceğiz? Bence can daha önemli şu anda. Can daha önemli gibi duruyor be. Arkaya zehir atıp şununla birleştirelim. Güzel, biraz doktora vurun ya. İşime gelir. Öldürün demedik. Of. Kamp yerinde bastığımız bufflar hala üzerimizde ya. Onlar bu arada savaş olarak. Tur olarak değil de hani önümüzdeki 3 savaş boyunca bunlar üzerimizde. Yani neredeyse bütün temel statlar artıyor. O buff'la yanlışlıkla verdim. Buff'ı gösterecektim. Neyse, en azından yanlış birine basmadık. Şunu hemen silmem lazım.
Seni de ortadan kaldırayım. Kaç vuruyorsun merak ettim. 4-8. Ha tabii vuramıyor. Kanama falan boşa gidiyor zaten. Yanlış bir saldırı ama yapacak bir şey yok. Kaç? 5. 2 can kaldı. Güzel de hoş geldi. Şimdi. Sen zaten bir dahaki tur öldüğün için sana vurmayacağım. Savaş içinde mümkün mertebe kendimizi heal'layalım ki. Neredesin sen? Sende de tabii can yok. Şu. Şunun bir defa can bassa gene yeter. Sanki doktoru daha bir önemli gibi. Bu dayanır çünkü. Artık sıra geldi, yapacak bir şey yok. Güle güle. Şu anahtarın birini harcayalım buraya. Ya çok güzel ganimet topladık ama. Şimdi acıkacağız. Hem can hem stres gidecek. İki savaşta dayanırlar mı bilmiyorum. Son bir savaş kaldı. Yani bir tane de yolda var. Keşke 4 yemeğimiz daha olsaydı ya. Meşale 2 tane var. Meşale yetti. Meşale tam kıvamında ama lütfen şuradan içeriye gidene kadar acıkmayın. Sizden tek temennim o. Lütfen ıskalamayın. 4-6 bilemedim. Güzel kritik geldi. Ah be Dismas, sen de ıskalamasan şimdiye yerdeydi be o. 4 öldü muhtemelen. Öldü. Keşke birine zehir, ötekine stun atan bir yeteneği olsa mesela. Çok iyi olurmuş. Şunlar ikisi birden öldü. Bu da öldü. Öldü öldü. Bir tek bu kaldı. Hak ettin. Iskalamayacak. Bu saatten sonra Dismas'a çok acımıyorum. Bir ıska atıyor ya. Prezisyon yok diye ıska atıyor adam ya. Sana yakışan budur ya. Eline geldiği gibi acımadan vur. Buna yapacak bir şey yok. Doğru item yok üzerimizde. Açamayız onu. Şimdi son mesele, evet, son fight yerine geldik. Muhtemelen içeride fight var. Bu da dayanıklılık ama yani hastalığa, kanamaya vesaireye dayanıklılık. Defans falan artırmıyor. Ne denir ona? Şey işte ya, direnci artırsın diye girmeden pekmez yediniz, bal yediniz, öyle düşünün. Şu son meşaleyi de kapıdan girdiğim gibi basayım. Burada bu iş biter. Şunları da öldürüp çıkalım bir an önce. Ya neden ortadakine iki vuruyorsun ya? Anlamadım. Ya üzerinde item yok diye mi öyle? Ama bunların da yok. Cayır cayır vuruyorlar. Şu muhtemelen sıra buna geldiğinde şunu alır. Peki bu alır mı? Crit gelirse alır. Bunu her türlü alır. Önemli ya. Daha az damage yemek lazım. Bir an önce kaldırmalıyım o yüzden. Bu da aynı şeyi yapacaktı ama olsun. Bunlar şimdi şu 3 ile 4'e vuracak muhtemelen. Aynen. Aa, bir farklılık yapıp Christmas'a gömdü. İyi. Korkma, korkacak bir şey yok. 4, 6, 2... Ha, arkada. Tamam. Kızdırdılar Dismiss'ı. Senden bekleyin budur ya. Şakası yok. Bu arada bu Highwayman diye geçiyor İngilizcesi. Bu herifin şakası yok. En fazla hasar çıkaran adam olabilir bu oyunda. Acayip kullanışlı yani. Narda yok takımda. Yapacak bir şey yok. O ne? Ona bir bakayım, öyle gideyim. Bu neymiş? Eğer ki şu beyaz biraz önce bastık ya içeri girmeden, ondan olsaydı bir buff falan verecekti ama şu haliyle tıklarsak kötü olur. Başımıza iş almadan çıkalım zindandan. Yedi bin. Şakası yok.
Seviye atlamadılar be. Tavana geldiler ama atlamadılar. Seni göremiyorum. Sen ışık %25'in altındayken 25 Doge kazanıyorsun ama ben ışık %25'in altında gezmiyorum. O yüzden faydalı bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Acaba şimdi ne haftası? Crimson Curse DLC eklentisi var ya, onun haftası. Önemli değil. Ulaşmayacağız şu anda. Fena değil. Ama çok pahalısın be. En azından fiyatı bir %10 %10 düşürelim mi? Burası bayağı önemli bu arada. Şu iki karavan çok önemli. Gerisini yapsan da yapmasan da çok önemli değil. Tabi karavanda şunu upgrade etmek için de mecbur şu ikisini yapıyorsunuz, o kadar. 1, 2, 3, 4 var. Açılmış zaten. The bellows blast once again. The forge stands ready to make 8, weapons of war. 16, şundan var yeterince. 16, sende peki. Make no Ha, sen mistake, zaten onu we harcamıyorsun, will olur. face ever greater Yeter bu da. threats. Our Şimdi bunları soldiers yaptığımı must be ready. varsayıyorum. Dönüp buraya bunu yapsam ne olur? Ha, ne kadar harcadığını göstersene vicdansız. Ya, herhalde şöyle bir şeydir be. Bu arada yeni şampiyonlar. Mesela hemen... Oh. Kim bu? Reynold'da... Ama... Şunu görseydik keşke be. Neyse, muhtemelen bu modlarla gelen bir şey ki... Mesela bundaki gibi kleptomani olsaydı yazardı zaten. En azından kleptomanisi olmayan bir şövalye daha gelmiş. Bunu alalım. Şunu da alalım. Bu da çok güzel. Thorn gelmiş. Lee'sinin kadın versiyonu. Ya da Mortal Kombat'taki Kenshi'den olabilir işte. Yani gözlerini kaybetmiş, ne denir? Dingin insan, keşiş vesaire. Bunlar göremezler, o yüzden çok iyi görürler. Bu da saklanmış rakipleri falan takır takır vurur yani, hiç affetmez. Düzel de korur. Beğendim. Bu olur. Emin değilim. Bu da olur. Papaz geldi. Şunu da alayım şimdilik. Yedek şövalye, ama madem yedek şövalyesin, şeyi değiştirelim görüntüyü ki mesela aynı olmasın, hem de birbirine karıştırmasın. Seni bir an önce hastaneye yatırmam lazım Reynold. Anlaşamayız öte türlü. Sende heal var mı? Bir nedir ya? Ha. Bize bir tane şunda var ama yetmiyor işte. Neyse, o şimdilik kalsın. Yeterince şey var. Stres barı güzel, azalmış. Maria olmadan hiçbir yere gidemiyoruz. Şu anda gidemez. Olmaz. Peki. Item almayı rafa kaldırdım. Normalde güzel şeyler var ama şunu bir an önce yapalım ki buna ne kadar erken yatırım yaparsanız o kadar iyi olur. Şu ikisi lazım. Şimdi ne işe yaradığını göstereceğim. Altı mı harcıyorsun? Olur. Şimdi o üçünü upgrade ettik. Neden? Ha, bir de ikiye. Biz neye? Bire mi upgrade ettik? Yo, ikiye upgrade ettik. İki. İki. Bu değil. Aynen, bu değil. Seviye 3, 2. Ne istiyorsun benden? Neyi 2'ye upgrade etmem lazım? Acaba bir bug falan mı var ya? Yok, bunlar ikinci seviye oldu. Bu bak. Aus Build Expertise diyor ya. Bu seviye 2 abi. Burası 3. 3'ü yapmadım henüz. Aa, bence bug oldu. Galiba 3. hafta falan bunu yapmamızı mı beklemiyor oyun, anlamadım. Neyse. Listeyi 39'a fırlamaya gerek yok. 13.000 paramız varken, daha doğrusu şunun satın almadan evvel yapacağım. Yapacağım. Aklımda. Sanitarium açık değilmiş. Direkt şu Keko'yu gönderecektim. Bir an önce kleptomanisinden kurtulsun diye de gönderemiyorum. Kaç tane? 4 tane aksesuar. 18'e. Bir de indirim %10. Güzel. Acaba 4 tane aksesuara ihtiyacım var mı?
Şunu almam lazım. Şu da olabilir. Bilemedim. Olur ya. Çok önemli değil. %10 daha indirim. Yani ne olacak? 25 yok, 100 olabilir. Olabilir ama bunu dibe çekmeye de gerek yok. Öteki upgrade'e saklayalım. Şunu alabiliriz. Çok önemli. Önemli. Erken aşamada da güzel. Şu kalsın şimdilik. Üzerinde envanter olan varsa her döndüğümüzde şuna tıklayıp listeye alacağız. Üzerinde kalırsa göremeyiz o yüzden. Aynı şeyden. Evet, aynı. Aynen. Şunu satalım. Gerek yok aynısından. Şimdi takım mı? Fena değil. Mesela neye? Strese göre olmaz. Sınıfa göre. Yok. Aktiviteye göre. Seviyeye göre. Mantıklı olan bu gibi. Kendimiz de dizeriz. Çok önemli değil ama gözden kaybetmemek adına. Çok silik renklerde olurlarsa gözümden kaçıyor o yüzden. Tamam, sizi biliyorum artık. Fena değil be. Bir zindan daha atabiliriz bence. Stres seviyeleri iyi gibi. Tabi zindanlar da seviye atlıyor, onu unutmamak lazım. Mesela... önemli değil. Buna olabilir, şu anda bu. Grubun şaşırmasını %20 engellemek fena değil. Ama şu bir tık daha mantıklı gibi be. %10 stres azaltıp 4 de prezisyon kazandırıyor. Peki bunu kimle yapalım? Bir değişiklik olsun mu? Diğerlerini de upgrade. Mesela sen gel. Ya da gelme. Stres 2 var. Şimdi ne olur ne olmaz. Mesela yeni karakterleri görmek adına çağırabiliriz. Ama yetenekleri iyi. Ön tarafta var. Abi bu agresif. Şunu açmamız lazım da. Bu kendini koruyacak. Stun atacak. Ofansif. Tam ilk ikide olur bu ya. Ön tarafa bir şey lazım. Tamam ya. Ön tarafa bir şey lazım dedim. Aşağıdaki şövalyemizi unutmuşum ben. Varmış ya burada. Mesela sen 2 olur. İkinci sırada dur. Sen 3 ya da 4'sün muhtemelen. Yok, bu hasar. Böyle. Şu lazım bana. Bu da olur. Arkada çalışır bu. Mesela bu kendi takımını da strese sokan bir sınıf. Zehir veriyor vesaire. Kime acaba? Başkasına da can basabiliyor mu? Neyse, görürüz ya. Şu an hiç dokunmadıklarımızla oyuna girmiş oluyoruz. O zaman bu, burası da kendi başına bir parti olsun mesela. Mesela. Bunları beşli beşli dizip biri hastaneye gideceği için dörtlü dörtlü falan kullanabiliriz mesela. O da bir mantık. Güzel olur. Ama hemen girmeden önce bir item check edelim. Şu mesela güzel bir şey. Bunu sen al. Önde duracaksın tankla. Thorn'un... Vay be. Mesela zindana girerken bir önceki zindandan bunu kazandık ya. Sınıf olarak bunun geleceğini bilmiyorduk ha. Şans eseri yani. Hakikaten 60-70 tane sınıf var bu oyunda. Onlardan bunun geleceğini bilemezdik yani. Büyük şans. Senin item'ın yok, senin de yok. Yapacağın bir şey yok. Böyle gidelim. O zaman alışverişler. 2000'den bir anda 10.000'e fırladık. Güzel kasarız böyle. Şu çok önemliymiş yalnız. 12 tane falan yetmiyor. Ben bunu 20 mi aldım? Yok, 12'de değil, 20 almıştım zaten. 20 de yetmedi. Tam 4 tane eksik kalmıştı. O yüzden 28 yapıp garantiye oynuyorum. Bu 70'ti. 6 yeter. 6-8 yeter. 2 bandaj yeter. Şundan yeter mi? Yetmez. 6. Hatta uzun zindanlarda 8. Bunu 12'ye muhtemelen katlayacağız birazdan. Cık, ne yapıyorsun? Hayır, 2 tane yeter. Şu
Bir tane de yolda falan bir şeye harcarız. O yüzden olur. Bu 12 tane miydi ya? Çok önemli değil. 14 de olabilir. 2 tane de şundan koyalım yanımıza. Tamam gibiyiz be. İyi gibiyiz de. Yok ya, gerek yok şu an. Bu bölgede böyle çok fazla zehir yok. Bir tek örümcekler var. Onları da idare ediyoruz. Let's go, gidelim bakalım. Biraz önce tam ucu ucuna çıktık ha bu arada. Tam ucu ucuna çıktık. Neyse, şu anda 8 elemanımız var ya. En azından birilerini kaybetsek bile çok koymaz. Diğerleriyle devam ederiz. Oyun şöyle çıkmaza girebilir. Zindanlar da level atlıyor ya. Mesela bir zindan geliyor. Seviye 3 zindanı. E bende seviye 3 şampiyon yok. Arabayı da upgrade etmedim. Ne yapacaksın? Geçmiş olsun. Şimdi bu takım böyle biraz kırmızıya çalarken mesela fena değil aslında. Magnard gene de takıma uyumlu bir şey var mı, ona bakacağım. Burada Dark Souls varmış ya, bunu aslında bir öncekiyle değiştirelim. Evet, kleptomanyak olanı öyle yapalım. Şurada ya, onu değiştiririz. Var mı? İlla uyumlu olmasına da gerek var mı? Neyse, böyle gidelim şimdi. Ne istiyorsun? %90 istiyorsun. %90. Yani şu uzunlukta muhtemelen iki odayı es geçebiliriz. Yani şuradan, ah be, niye buradan girersin ki zindana? Neyse, uzun uzun matematik hesabı yapmayacağım. Göz kararı 2 ya da 3. 2 ya, 2. Muhtemelen 2 oda es geçsek tamamdır. Mesela şuradan şöyle dümdüz gitsek biter bence. Maceraya gerek yok. Zaten acıkıyoruz ya. Savaştan değil, ben açlıktan daha fazla korkuyorum şu an. Ooo, senin hakikaten hız fenaymış ha. Şimdi takımı strese sokmaya gerek var mı? Zehir hasar verip işaretleyeceğim. İşaretlenmişlerle kim uğraşır? Kimse. Can da veriyorsun sen. Öyle mi? Hmm, olur bak bu. Şimdi neyi azaldı yalnız? Aynen şu işaret var ya, Gegenschlag dediği şey, karşı saldırı. Ne denir buna? Riposte mu deniyor? Her neyse işte, karşı saldırı, anladınız yani. Bize her dokunduklarında biz de onlara dokunuyoruz. O yüzden güzel bir şey. Şu lazım yalnız. Bir kişiye mi kullanabiliyorum? Eyvah. Bu. Her ceset için %50 stres heal'ı yapıyormuş. Ama ortada ceset yoksa kullanmanın da bir mantığı yok. Sen 3-5 hasar veriyorsun ufak ufak. Yani tamamlayıcı hasar olabilir. Bu şimdi bakayım, kendine heal basıyor. Bir de birisi korunursa kalkan işaretiyle, ona da heal basıyormuş. Şu anda koruyan kimse yok. Kendine de heal basmanın bir mantığı yok ama 50, 25. Bunların ikisini de stunlayabiliriz ya da ofansif moda geçebiliriz. Stun atmanın bir mantığı var mı? Şöyle yapalım. Şimdi ikinci riposte da bundan geldi. Crit yedi ama crit attı. Güzel. Aynen, çok riskliydi bu ama lazımdı yani. Peki. Ya ıskalama be. Stun atacaktım. Neyse, o da ıskaladı. Şimdi senin heal'ına bir bakalım bakalım. Ne kadar işe yarıyor. Zaman içinde mi doluyor? Evet. Kendini strese sokuyor ama yetenek kullandıkça. Güzel. Güzel. Tekrardan pozisyon alıyoruz. Şu
Şu anda agresif moddayız. 5-8 fena değil. Sen 7-11 olur. Senin özelliğin neymiş? Anladım. Birisi işaretlenirse diyor daha fazla vurur. Bunlar da böyle ufak ufak herkesin kendi heal'ı var. Şunu yapalım ya. Stres azaltmamız lazım. Karşı saldı. Bu takımın ismi karşı saldıranlar. Zehir atalım mı bir tane de? Bir de markliyormuş. Aynen. Bir daha gelsin bakacağım. Şu an geçemiyorum ona. Neyse. Zaten işaretlendi. Bakın şimdi. Normalde 11-17 vuruyor. Bu 5-8 artı prezisyonu %20 artıyormuş ve %30 zırh delme. Ve kanamaya %20 dayanıklılığı azalacak. Neden 5-8 gösteriyor mesela? Zırh delmem var. Acaba şu anda üzerinde ABV denen şey var ya, zırh yok. O yüzden. Anladım. Karakterleri de böyle öğrenmek lazım ki doğru kullanalım. 6-12 öldüm muhtemelen. Bir yandan ilk defa bu böyle bir dörtlüyle de oynuyoruz ya. Herkes iyi mi? Sadece stres derdimiz var. Hemen aşağı gel. Gel. Topla. 50 de çok az be. Sanki meşalemiz az gibi ama neyse. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Çok macera aramayacağım. Şuradan döneceğim abi. Muhtemelen yukarıyı gelse getirecek. %90 diyor çünkü. Işığı da az, idareli kullanalım. Normalde %75'te çakıyordum bir tane ama şimdilik %50 değil mi? Acıktık mı? Keşke stres azalsa be. Işığı %75'te tutalım. Mesela. Kendi daha... Şunu bir görmek istiyorum ya. Bunlar kız kardeşler, sınıfın adı. Galiba kardeşi ölü olduğu için onun ruhuyla itibata mı geçiyor? Öyle bir hikayesi var bunun. Uf, 4... Yani nerede olursa ol vuruyor be. Kaçamıyorsun. Bu da defansif bir yetenekmiş, gerek yok. Iskalamasan güzel olacaktı ama. Tabii kimsede prezisyon yok. Yapacak sen öne geldiği için sıra 3'te kaldı, yeteneği kullanamıyorum. O zaman ripostu çekelim ya. Bari değerlerse biz de vururuz. İş sana düştü. İyi, herkes ıska geçecek herhalde. Eyvah, zehir geldi. Şey de yok. Dedim ya, zindanlarda bir tek örümcek var zehir atan. O da bizi buldu zaten. Şununla ışık yakabiliriz ya da daha da önemlisi. Bunda şey yok. Öndeki ikiliye vuran şey yok, skill yok. Yürü be şövalye. Şimdi yer göremediği için bu karakter yer değiştiremiyor bu arada. Şuna bir atalım bakalım ya. En azından bir postu var ya. Aynen. Böyle vuracağız. Bir zahmet o kadar işaretledim senin için. Neyi güçleniyor kendi kendine? Bunlar pasif yetenekler bu arada. Bir roundluğuna bir şeyler güçleniyor. Yetenekleri yani. Seni ortadan kaldırmaya yetiyor. Güzel. Papazın ben şeyi anlamadım. Ortada ceset yoksa stres heal yap. Neyse, diğer yetenekleri kapalı şimdi. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Sen zehir mi atacaksın? 6-12 atamazsın. Gel sen düz vur bari sen. Ama bunda da varmış ki zehir.
Bir ripost daha çekiyoruz. Bir de işaretleyelim. Yapacağımız bir başka bir şey güzel. Şunun öne atlıyor olması güzel değil. Çok güzel vuruyor ama öne atladığını hesap etmemek lazım. Bunların üçü de yani ön tarafa geliyor, o öyle olmaz. Şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Bu DLC zımbırtısı olduğu için gerek yok. Sen zehirle yaşamaya devam et. Açacağız. Gel. Öteki tarafa gitmeyeceğim. Açlık yetmez. Dayanamayız. Zaten kendi kendine tribe giriyor. Yapacak bir şey yok. Işığın bu seviyede takılacağız. Bak mesela durduk yere savaş çıktı ya. Şu lazım. Biraz stres azaltmak adına. Bunları strese sokuyor da kendisininki azalıyor, ne bileyim. Öne geleceksin, gel. Ne yapalım? 4-7. 4-7, 4-7 şu. Şunu bir an önce kaldıralım. Daha falan vuruyor. %73 şansla şampiyonların stresini de 2 azaltıyormuş ama. Değmez gibi be. Biz şimdilik hasara bakalım. Sen riposta geç. Nasıl olsa stres var diye sana ağlanırlar biraz. Ama sen de işte lazımsın bana. Neden tek atıyor biliyor musun? Çok güçlü olduğu için değil. Şövalyeler bu undead'le de çok fazla vuruyor. Adamın mesleği bu ya. Başka şeylere karşı bu kadar güçlü değil. Neredeyse işaretlediğimiz herkese crit vuruyor. Bu yüzden sevdim ama stres barı kafa yiyecek birazdan. Birazdan kafa yiyecek, çok az kaldı. Mesela şunu kullanalım artık. Stres başına kime, sadece buna mı? O zaman şöyle yapalım. Can değil önemli olan, aynen, stresi azaltma. Kendine mesela öf. Takım strese girdi, ne değişti ki? Bu da öyle. Ya bunun bütün yetenekleri kullanmayacağım. Bütün yetenekleri stres yapıyor ya. Hepsi istisnasız. Bir sınıf, özel bir sınıfın daha, şunu normale döndür. Tamam hadi bir tane daha yaktım ya. Mesela yol temiz ya, bir anda kapı açtık kapattık tak diye bir tane daha şey belirdi. Hoş değil. Yemek. İyi, sen bilirsin. Şunu hemen. Oha, o kadar hızlı mı? Hız 9'muş. Hız 8'miş. Bizdeki en hızlı eleman bu. Bunda da stres var. Of. Şundan atmış bir de ya. 4 round boyunca düzenli olarak 3 stres yiyecek. Şöyle diyeyim, 12 demek şu beyaz dişlerden birinin daha dolması demek. Nasıl yapacağız? Hasara da ihtiyacımız var değil mi bir yandan? Muhtemelen bu takım kafayı yiyecek. Ya da kampa kadar bir şekilde dayanacağız. Yani stres yetenekleri var mı onu da bilmiyorum. Ona bakmadık yola çıkmadan ama. Neymiş bu? Şunu bir zahmet kaldır ya. Olmaz. Zaten zar zor dayanıyoruz, olmaz. Mesela ıskalama. Iskalamaman lazım, hayır. Kendini korumak bir şey ifade etmez. 6-12.
Stand atmayacağım. Dümdüz yapacak bir şey yok. Ölmek, bu kadar ölmek istiyorsanız yapacağım bir şey yok benim size. Bunu neye atıyor? Ha. Her kullandığında o yetenek kendi kendine stekleniyormuş. Anladım. Buna mı vurdunuz lan biraz önce? Çek ripostu. Dokun olursa vuralım bari. Ya işte herkese tek tek bundan bulaştırıyor ya. Gene stres gelecek. Gelirse gelsin, yapacağım bir şey yok. 9 fena değil. Bu. Her kullandığımda stekleniyor hasarı. Mesela şimdi %15 daha fazla vuracak. Vurursa tabii. Vurmadığı için stek de gelmedi. Çok acımasız oyun, çok. Lütfen şuradan bir çekin. Bakalım ilk kafayı yiyen kim olacak ya? Sabırla, merakla bekliyorum. Ötekilerin daha fazla strese sokmaya lüzum var mı? Şuna bir can ver de. Tekrardan bir post çekeceğiz. Kimi harcayabiliriz? 7-11 fena değil. Fena değil. Çok güzel be. Güzel. Şu anda aynı şey arayan ikili, öndeki ikili. Arkadakiler biraz tırt kaldı. 3-6, 3-6, 3-6. Ah. 5 vursan ne güzel olurmuş. Sen kaçıncı yıl kalıyorsun bugün? Bugün gününde değil. Bugün şövalyemiz gününde değil. Bir an önce kamp yapmamız lazım. Fena değil. Cesetler olduğu zaman stresi yılatıyormuş ya. O da çok azmış, öyle o kadar da fazla değil yani. Çok beğendim ya. Thorn sınıfı hakikaten güzelmiş. Ki daha diğer yeteneklerini de açmadık, hatırlatırım. Sen de çek şunu. Şunları alalım. Bir de çok da fazla yürümeden, ne olur savaş olmasın da bir soluklanalım ya. Şunu basacağım. 8 yemek. Daha da önemlisi stresin azalması. Fena değil. Güzel buff. Önümüzdeki pusuyu engelliyormuş. Ama bunu yaparken gene herkesi strese sokuyor. %40 canı azalıyor ama %80 de stresi azalıyor. Vay be. Bunlar niye bu kadar riskli şeyler ya? Mesela sende ne var? Dümdüz birini 15. Olur. Kendisininkinde 25 azaltıyor. Ha bak, bu güzelmiş. Güzel. Bir sonraki pusuyu da engellemiş oldu bu arada. Şurada da yazıyor zaten. Birini de 15 azaltalım. Şu çok uçmuş mesela. Şunu temizleyemedim çünkü onun potion'u yok. Bu strese girsin ya. Şuna dokunmayın bence. Thorn daha önemli benim için şu anda. Olur. Onu kullanamam. Bu da millete kötü etkiler bırakıyor. Tamam, o zaman şunu yapacağız. Hem kendine hem de başka birine hasar veriyor. Şu. Siz taşıyacaksınız burayı. Şimdi bir sonraki pusuyu engelledik. Hadi bakalım. Normalde bu kamplardan kafayı kaldırmak çok şey, riskli. Haritada burada mesela bir şey yok diyor ama umarım çıkmaz. Meşalemiz ne durumda? Fena değil.
Şimdi stres banyosunu kime yaptıralım? Mesela 3-3. Şuna yaptıralım. Gel. Güzel. Şurada bir in çık yapacağız ama en azından şu ikiliye gitmeden bu işi bitireceğiz. 70, 40, 50. Şimdi şu tuzağa bas. Aynen. Senden de bu eklenildi. Öte türlü gene basacaktık. Değişen bir şey yok. 16. 16. Yok, o kadar olmaz. Bir 4 tane. Bir 4 tane varmış. Şu meşaleyi yakalım da daha fazla strese girmesinler. Dayanır mıyız bilmiyorum ya. En azından şu dörtlüde herhangi bir savaş olmaması işimize geldi. Bundan dümdüz para çıkacakmış, ver. Olur. Şu ışığı yak. Girme, stres yapacak bir şey yok. Şu anda olay bizde. Kontrol bizde. Sakin. Şu arkadaki ikiliyi tam çözemedim. Diğer yeteneklerini de açar bakarız. Diyecektim ki bunda zaten başka yetenek yok. Bu ne? Bu ne saçma bir şey lan? Sadece 4 ve 2'de kullanılıyor, ne demek? Bunu anladım ben. Bu varsa diğer takımın, ne denir ona? Takımda çok iyi stres azaltan eşyalar ya da yetenekler olması lazım. Böyle yoksa herkes kafayı yiyor. Çok riskliymiş kullanımı yani. The light, the promise of safety. Peder işte. İdare eder. Yapalım. Birer takıma gelecek. Şunu lütfen kaldır ortadan. İşaretlemek bir şey çözer mi? Sanmam. Evet, bir dahakine daha fazla vuracaksın. 7-14. Bence sen alırsın bunu. Çok güzel ya. Çok sevdim. Gözleri falan görmüyor ama harika ya. Defost nereye gitti acaba? Biri debuff mı attı oraya? Mesela keşke bu özelliğin stres düşürme olayı olsaymış. 4-7 ölür. 4-7. Şunu bir ortadan kaldırmam lazım. Daha fazla o kadeh kırılsın istemem. Gene stres yiyecek ya. Ben fiziksel hasarında değilim. Olay kontrolden çıkıyor. Şunu hemen bir işaretleyelim. Hangisi? Anheylik. Ya neden? Şövalye gerçekten... Kruzedir güzel, dayanıklı falan ama... Prezisyonu ne kadar azmış be. Senden de bu beklenirdi. Kanaman manaman var, umurumda değil. Seni muhtemelen bir daha takıma sokamam. Papaz ne olur. Azıcık da olsa heal ver. Ona sabaha kadar vurabilirsin. Neyse, bu işi daha fazla uzatmayalım. Doğru düzgün bir buff olsaydı mesela olurdu. Mesela 4 round boyunca kanaması olmaz. 2 round boyunca kanamaktan bir şey buna olmaz yani. Şunları alalım. Bu odada da savaş yoksa bu iş bitmiştir. Ne olur olmasın. Olmasın, şu ganimetleri alıp gidelim buradan. Yok. Şu ramak kaldı bak. 17 stres hasarı daha yerse
Direkt ölmüyor. Evet ama takımı çıldırtıyor. Birazdan görürsünüz. Zaten kontrolden de çıkıyorlar. Ne kullandığın yeteneği kullanıyor, ne yerinde duruyor. Ötekileri de bir an önce böyle fulletiyor. Tam bir kaos ortamı oluyor yani. Mesela sana çok riskli ama çözme ihtimali en yüksek olan kişi de o olduğu için çok kötü bir durumdayız ya. Şunda bir şey olmazsa güzel. Oh, yokmuş. Muhtemelen gittiğim an görev biter. Tamamen göz kararı. Hesap yaptığım için. Zaten geri dön dese oraya kadar yemek yetmez muhtemelen. Bit. İşte bu ya. Güzel. Güzel hesaplamışız ya. Güzel. Ver bakalım. Oo. Gönder. 6950. Gönder. 48 tane. Üf. Öf öf öf. Seviye de atladı bunlar. Gönder. 2 crit. Keşif. Oo. Fena değiliz. Hiç fena değiliz.